Selamünaleyküm arkadaşlar. Yasir orada kardan adam yapıyor. Tabii ki yardım ettim ona. Şu an video çektiğimden haberi yok. Bir beraber gidelim bakalım ne yapıyor. Yasir'cim ne yapıyorsun? Seni videoya çekiyorum. YouTube'da yayınlayacağım. Olur mu? İzin veriyor musun? İzin veriyorum. İyi bakalım. Şimdi bana Yasir soranlar oldu. Yasir kardan adam yaptı mı diye. Üşüdün değil mi? Ayağım çok fazla. Ayağın çok fazla üşüdü. Çünkü arkadaşlar Yasir dün geceden beri içeri girmiyor. Niye içeri girmiyorsun Yasir? Niye mi? Evet söyler kar, misin? kar olduğu için. Kar olduğu için. Ne zamandır bu karı bekliyorsun? Bir yıl. Bir yıldır bekliyor arkadaşlar. Flaş gözüne geldi. Bakın Yasir'le böyle kocaman bir kardan adam yaptık. Yasir'den büyük. Bak. Hayır baba. Evet büyük oğlum. Boyu sende. Çapası mı büyük? Çapası büyük. Evet çapası biraz büyük. Boyunuz aynı neredeyse. Evet tamam kabul ediyorum. Bakalım boyunuz aynı. Hatta sen şu an tepede durduğun için biraz daha yükseksin. Bakın arkadaşlar gayet kocaman bir kardan adam yaptık. Yasir beğendin mi kardan adamını? Beğendim. Artık içeri girebilir miyiz? Girebiliriz. Tamam. O zaman şöyle ben kova getirdim Yasir sana. Bugün video çekemedik. Bize yumurta toplar mısın? Toplarım. Hadi o zaman yumurta toplayalım. Şimdi arkadaşlar dışarıda hava şu an eksi 4 derece gösteriyor. Gece de eksi 8'e düşecek. Dün gece de eksilerdeydi. Ha bu arada arkadaşlar yerde 30 santime yakın kar var. Bakın Yasir gömülüyor. Sabahtan beri buralarda geziyoruz. Baya güzel kar yağdı. Şöyle ağaçları da göstereyim. Bir kar manzarası olsun. Bakın arkadaşlar. Hatta bugün Yasir ağaçları biraz salladı. Bir tane kiraz ağacımızın dalları kırıldı. Öyle söyleyeyim. Baya güzel kar yağdı arkadaşlar. Bakın incirde de baya ciddi kar var. Şimdi Yasir'le bir yumurta toplama videosu çekelim. Yasir'in ayakları da üşüdü. Sonrasında eve girelim. Oo Yasir bak buraya bile yumurta yapmış bu yaramazlar. Oradan başla. Gençler ne yapıyorsunuz be ya? Kaç tane var Yasir orada? İki tane mi? İki. İkisi de sağlam mı? Evet. Demek ki foldukları yetmiyor artık Yasir. Yukarıda yok oğlum. Oraya baktım yukarıda yok. Solluklara gidelim. Kovanı al. Arkadaşlar hayvanlarımızı bugün salamadık tavuklarımızı. Dışarıda ciddi bir kar var. Üç yine. O da mı yerde? Evet. Bakın arkadaşlar. Üç. Hala follukta oturanlar var. Şu an ağzımızdan çıkan buharı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Yasir hızlıca topla bakalım. Şöyle follukları da göstereyim arkadaşlar. Yasir topluyor 6. yumurtada. 7. Şöyle folluklar dolu. Şu hayvanlarımız. Yasir yumurtalarını mı yiyecek? 7. 7 evet. Bakın şurada 2 tane daha oturuyor arkadaşlar. 8. Şöyle Yasir'i bir gösterelim bakalım. 9. 10. Arkadaşlar normalde bu saate çok fazla kalmıyorlar. Ama herhalde dışarı çıkmadıkları için burada ışık yanıyor bakın. Işık yandığı için gündüz mü zannettiler ne yaptılar. Bakın şu hayvanımızla bir tanesini ayırdım. Bu hayvanımızla da bakın şöyle bir burun akıntısı ve hapşırık var. Bu lohmanlar. Böyle hapşırık tıksırık. Dertleri bitmiyor. Yani lohman sokmakta iyi mi yaptık? Ya yani ligurinlerde hiçbir şey yok. Lohmanlarda da bir tane ayırdım. Birkaç tane İstanbul'a götürdüm. Ama yani böyle ufak ufak tıksırıklar var. Aldığımızda da vardı bu hayvanlarda. Geçmişti. Şu an bakın ligurinlerin hiçbirinde bir şey yok. Yani onda da sadece şu hayvanda var. Normal olabilir hani bu soğukta. Ama Yasir'cim kaldırıyor musun hayvanları? Kaldır. Onlar zaten yaparlar bizden sonra. Kaç oldu Yasir? 21 orada. 21. Oo bayağı iyi. Güzel. 22. Süpersin. Şöyle bakalım yumurtalarına Yasir. Evet 22 tane yumurta toplamış Yasir ve hala var arkadaşlar. 23.
Evet. Bakalım bugün kaçı göreceğiz. 25. Süper. 26. 27. 27. 28. Evet. 29. 30. 32, 33 mü? 33. Evet, toplam 33 tane yumurta topladık arkadaşlar. 60 tane hayvandan. Ama 2 tane oturan vardı. Bakın bir tane de oraya çıktı. Burada Yasir, burada hiç yok bugün. Hayvan oturuyordu bir tane. Biz gelince kalktı. Bir bakalım. Bunlar yapacaklar mı? Ama hiç yapmamışlar arkadaşlar. Kaç demiştim? Aa, pardon Yasir. Ben bugün bunlardan 3 tane yumurta aldım. 3 tane yumurta aldım. Şeye koydum. Burada kaç tane var demiştin? 33. 36. 3 tane yumurta arkadaşlar Bresteler'den aldım. Hatta geldiğimde 4. oturuyordu. Bakalım bugün 4'te 4 mi yapacaklar? Bugün bunlara çünkü yem doldurdum. Yem doldururken onların yumurtalarını aldım ki bakın şu plastik fozlukta yumurtalarını yapıyorlar. Bunun üzerine çıktığında horoz devriliyor, kırılmasın diye almıştım. Evet, günahlarını aldık hayvanlarımızın. Şimdi arkadaşlar lohmanlarda verim az. Şöyle göstereceğim. Bakın burada 17 tane lohman var. Kaç tane lohman yumurtası var? 2, 4, 5 tane arkadaşlar. 17 lohmanda 5 yumurta alıyoruz. Yani bu ne yapar? %30'larda. Tabii 17, 34, 51. Tam %30 verim var lohmanlarda. Yani ligorinlerde %70 verim demiştik ya geçen hani yumurta tavukların genelinde. Aslında Yasir koş eve o zaman oğlum. Hadi eve, seni eve bırakalım. Ben diğer yumurtaları ben toplayayım. Yasir'in ayakları çok üşümüş arkadaşlar. Yani dediğim gibi %70'in üstünde aslında ligorinlerin verimi. Çünkü lohmanlar ortalamayı düşürüyor. Bakın bu hayvanımız yumurtlayacak muhtemelen, yer arıyor. Yasir'cim bu akşam dışarı yine çıkmak yok ama, tamam mı, daha fazla? Artık yeter, sabahtan beri dışarıdasın. Bakın arkadaşlar bayağı güzel kar var. Bunların ışıkları açık kalsın. Baba, neyiz? Kaç tane var yumurta? Sayarız tabii ki oğlum. Ben şimdi diğerlerini de toplayayım. Şimdi Yasir merak ediyor kaç tane olduğunu. Arkadaşlar Yasir içeri soktum. Biliyorsunuz 8 aylık bir kızım var. O yüzden yardım etmemiz gerekiyor anne. Şöyle Japonezlerimizi bayağıdır göstermiyordum arkadaşlar. Japonezlerimizi gösterelim. Bakın bu kızlarımız 2'de 2 yapıyorlar. Yani ikisi de yumurta yapıyor. Her gün 2 tane yumurta yapıyorlar anlamında değil. Klasiklerde durum böyle. Bakın şu adamımızı da şöyle bir gösterelim. Dik dik kabadayı gibi yürüyor arkadaşlar. Şimdi Black Modlet'lerden de yumurta alıyorum arkadaşlar. Ama aynı anda 2 yumurta hiç almadım. Yani şöyle almadım. İstanbul'a gittiğimde ertesi gün 2 tane aldım ama belki aynı tavuk 2 gün üst üste yumurtlamış olabilir. 2 tane yumurta alırsak aynı anda anlayacağız ki aynı gün bu kızlarımız da yumurtaya başlamıştır. Ama muhtemelen bunların ikisi de yumurta yapıyor arkadaşlar. Bakın bu horozumuz da çok aktif. Şimdi ilk defa yumurtalarını koyduk İbrahim'in makineye. Orada göreceğiz. Bunların yemi de bayağı azalmış. Şöyle kızım geri çık, sıkıştırmayalım. Bunlar arkadaşlar 2 artı 1 bu ölçüde çok rahatlar. Hayvanlar zaten yumurtaya da başladı. Benim favori rengim Blue Modlet'ler arkadaşlar. Bunların horozunu biliyorsunuz kaybettik. Bu hafta Bursa'ya gitmedim. Çok ciddi kar yağışı var Bursa'da arkadaşlar. Biz yayladayız. Yani 1 metrenin üzerinde kar yağışı var. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta gidersem bir Bursa'dan bunların horozunu alıp geleceğim. Yani bu Blue Modlet rengi Japonez'in en güzel rengi. Horozu inşallah alıp da büyütebilirsek arkadaşlar göstereceğim size. İnanılmaz bir renk oluyor. Şimdi bu yumurta toplama videosunun peşine bu süs tavuklarını koydum ki şöyle birkaçını göstereyim size. Arkadaşlar süs tavuklarını soruyordu. Böyle Japonez takımımızı göstermiş oldum. Şöyle topladığım yumurtaları da göstereyim arkadaşlar. Bunlar 4 günlük yumurtalar. Yani süs tavuklarımız yumurta tavuklarından daha geç yumurtaya başladı. Bakın 4 günde 6, 12, 16 tane mavici yumurta almışız. Kaç tane cüce koşum var? Bakıyorum. Bilek cüce 1, 2, 3, 5. 5 tane cüce koşum yumurtası almışız. Bu neymiş? Japonez. Klasik Japonez, Black Japonez. 5 tane de
Japonez yumurtası almışız arkadaşlar. Şimdi şöyle, bizim şu blue'larda şu an yumurta alamıyorum. Çünkü bu hayvanlarımıza bir folluk yapamadık maalesef. Tembelliğimizden, biraz iş yoğunluğundan bunlara folluk yapamadık. Buradaki takımımız gayet güzel. Hatta şunlarla veda edelim arkadaşlar. Ha, bu arada şey arkadaşlar, splash'lar da çok iyi. Splash'lar bayağı güzel yumurta yapıyor. Yani 4'te 3 falan almaya başladım splash'lardan. Zaten burada 4 artı 1'ler. Ama orada da blue horozu eşleşirken görmedim. Şimdi bunları zaten yan tarafa alacağım arkadaşlar. Bir iki gün içinde almış olurum. Durumlar böyle. Bu kızlarımızla ve adamımızla veda edelim. Bakın gayet bu adamlar ve kızlar diyeyim sağlıklı ve çok güzel verimleri, inanılmaz arkadaşlar. Bugün yumurtalarını aldım. Bakayım başka var mı? Bir tane yumurta aldım çünkü bunlardan bugün. Başka yumurta yok. Şöyle cüce koşinlerimizle veda edelim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Böyle karlı bir günden, Kartepe'den sizi Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Gel kızım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da seviniriz.